Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine farklı bir çalışma yapmaya çalışacağız inşallah. Firkete'yle ya da dondurma çubuğuyla falan da yapıyorlarmış ama benim evde öyle şeyler bulunmuyor. Onun için firkete'yle çorap şişinden yaptığım bir firkete, ince bir firkete. Bununla çimen, oya tabanı, ara yolu, su yolu dedikleri kısmın yapılışını anlatacağım. Eskilerden yapılan bir şey bu. Eskiler bu şekilde yapıyormuş. Bizim Kütahya'da yapılmıyor tabii, ben bilmiyordum, o yüzden ilk defa yaptım ben de sizler için. Şimdi onun yapılışını anlatacağım. Dört katlı bükülmüş suni ipekle göstereceğim. Tığım var ve makasım var. Küçük firketem var. Şimdi modelimizin yapılışına geçiyoruz. Tığımı alıyorum. Bağlıyorum. 2, 3, 4. 6 tane bir zincir yapıyorum. Sadece başlayabilmek için. Daha sonra firketemin üstünden geçiriyorum. Ve bırakıyorum. Bakın şimdi şurada bağladığım zincir var. Buraya attığım zincir var. Bir önceki zincire batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Sonra firketenin arkasına geçiriyorum tığımı. 1, 2, 3 tane zincir yapıyorum. İlmeğimi uzatıp geçiriyorum. Bir önceki zincire geliyorum. Bir, iki, üç tane zincir yapıyorum ve firketenin üstüne atıp bırakıyorum. Tekrar aynı şekilde. Bir, üç zincir yapıp firketenin üzerine atıp bırakıyorum. Bu şekilde ara kısmını ne kadar yapmak istiyorsanız ki çalışıyorsunuz arkadaşlar, kaç tane çimen yapmak istiyorsanız yapacağınız modele göre çalışıyorsunuz. 1, 2, 3. Şimdi bir iki tane daha çalışayım. 2, 3. Daha sonra bakın bunu istediğiniz kadar yaptıktan sonra ara çiçek yerini yapacağım. Bir çektim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 tane zincir çekiyorum. 2 tanesini bırakıyorum, son 2'yi. Ve 3'üncüye batıyorum. Kapatma yapıyorum. Tekrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kapatmalı sıra çalışıyorum buraya. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çekiyorum. 2'yi bırakıp 3'üncüye batıyorum.
kapatma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 taneyi yapıyorum. Sonra burada 10. değil, bir önceki zincire, 9. zincire batıyorum arkadaşlar. Ve sık iğne yapıyorum. Burası da çiçek koyabilmek için dal çalışmış oldum. Üstüne istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Eski oya modellerinden bir sürü model var. Benim sayfamda da var. Onlardan istediğiniz yapabilirsiniz. 1 3 4 5 7 8 9 10 tane zincir yapıyorum. Firketeme geliyorum. Takıyorum. Sonra tekrar bir önceki zincire gelip 10 çektim. 1 2 3 Daha sonra yine aynı şekilde ilmek çıkarttım. 1 2 3 zinciri yapıp takıyorum. Sonra buradan firketeden çıkartıyorum. İstediğimiz boyda çalıştıktan sonra firketeden çıkartıyoruz. Şurada çalışmalarım var, bunları göstereyim. Bakın şu şekilde firketeden çıkarttıktan sonra biraz şöyle bir görüntüsü oluyor. Bunları isterseniz bu şekilde ikili ikili pırpır ya da işte sizin çalışacağınız modele göre farklı ara modelleri var, onlardan istediğinizi yapabilir. Daha kestim yeşilde, pardon. Evet, makasım kör makasmış. Evet, ister bu şekilde, bunların üzerlerine renkli yapılıyor, isterseniz de bu şekilde ikili ikili toparlayıp üstlerine üçlü pırpır yapabilirsiniz. Bir tanesini alıyorum, sonra diğerini alıyorum, bağlıyorum. Bir, iki, üç tane pırpır yapıyorum. Sonra düzeltip kesiyorum. Dediğim gibi farklı birçok şey modeli var. Bu çimenlerin üzerine yapılabilecek modeller. Onlardan istediğinizi yapabilirsiniz bunun üzerine. Bu şekilde eski oyaların çimenlerinden nasıl yapıldığını ben de öğrenmiş oldum. Size de yapmış oldum arkadaşlar, bahaneyle. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde gösterdim. Tabi sonra yazmaya dikeceksiniz bunu. Tekrar alt kısımdan yazmaya dikmeniz gerekiyor. Ya da işte takılarda falan kullanmak isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın lütfen. Özellikle antika boyalarım vardır. Bu tarz boyalara çok uygun. Onlara da göz atabilirsiniz.